Fel takma işlemine başlarken önce kuyrukta bulunan ince ayar vidalarının yağlanmasıyla başlayacağız. Bu vidalar mutlaka yağlanmalıdır. Çünkü buradaki metal aksam yağsız kaldığı zaman kısa bir süre sonra sıkışır ve artık dönmez hale gelir. Bu konuda en ideal yağ gres yağıdır. Bu yağı bulamadığımız durumlarda tabi alternatif olarak mutfaklarda kullanılan sıvı yağ bile olabilir. Ya da hiç onu da bulamıyorsanız bir yağlı krem olabilir. Ama ne olursa olsun bu metal aksamı asla yağsız bırakmamak gerekir. Eşikte tellerin oturması için açılan çentikler mutlaka kurşun kalemle boyanmalıdır. Kurşun kalem buraya hafif bir kayganlık sağlar. Telin sarımlarının ağaca oturmasını ve öne doğru eşiğin sürüklenmesini önler. Yani tel oradan çok daha rahat bir şekilde kayar. Baş eşikte tellerin geçeceği kanallar aynı şekilde kurşun kalemle yine boyanmalıdır. Eğer bu işlemi yapmazsak telin sarımları ağaca tutunacağı için biz akort burgusunu çevirdikçe o sarım da açılacaktır. Dolayısıyla telimiz buradan kopabilir ya da sarım açılıp kullanılmayacak hale gelebilir. O bakımdan her tel takışta mutlaka bu telin oturacağı kanallar yumuşak bir kurşun kalemle boyanmalıdır. Telin uç kısmını fiksin yuvasına yerleştirdikten sonra diğer ucu hemen götürüp akort burgusuna takmamalıyız. Bu şekilde teli tutarak tam doğrultusunda gitmesini sağlamalıyız. Telin uç kısmı akort burgusunda bulunan delikten fazla dışarıya çıkmayacak şekilde takılır. Mutlaka şu şekilde sarım bir kez tellerin üzerinden geçirilmelidir. O uç kısmını daha da sıkıştıracak, telin buradan kendi kendine boşalmasını önleyecektir. Daha sonra sırayla bu sarma işlemi devam eder. Eğer bu işlemi böyle iyice gerdirerek yaparsak bu sarımlar arasında boşluk daha az olacak. Sonra akordun oturması çok daha kısa sürede gerçekleşecektir. İlk tel bu şekilde hafifçe tutturulduktan sonra arka tarafta kuyruğun da tam eşik üzerinden geçmesini garanti etmeliyiz. Önce do telini taktık. Şimdi la telini takıyoruz. Şimdi R telini takıyoruz. Her seferinde teli baştan sona tam böyle doğrultusunu bularak akort burgusuna doğru götürüyorum. Şimdi sol teli.
Tellerin gerginliği arttıkça ses eşiğini geriye elle çekmek çok zorlaşır. Bunu ya böyle küçük bir çekiç yardımıyla şu şekilde vurarak ya da şöyle küçük bir tahta parçası olabilir ya da bir tornavida sapı olabilir. Yani herhangi bir böyle bir materyalle kalem şu şekilde tutulur ve böyle hafifçe vurarak geriye doğru eşik hareket ettirilir. Bunu elle yapmak çok zordur. Yine taban kısmının oturması için de bu tahta size çok yardımcı olacaktır. Böyle küçük dokunuşlarla eşiği tam yerine oturtabiliriz. İlk tel takıldığında sık sık akort yapılacağı için bu işlem çok sık gerçekleşir. Ve eşik en çok bu durumlarda zarar görür. Eğer siz sık sık bu düzeltme işlemini yapmazsanız bu eşik kısa bir süre sonra öne doğru eğilecek ve kullanılmaz hale gelecektir. Teller baş eşikten akort vurgusuna doğru giderken aynı doğrultuda gelmeli. Orada sağa sola doğru hareket ettirilmemelidir. Yeni yapılan bir violonsele tel takmış olduk. Eğer bu işlem kullanılmakta olan bir çalgıya yapılacaksa o zaman bütün teller sökülmemeli. İşlem sırayla yapılmalıdır. Çünkü tellerin tabloya uyguladığı basınç ortadan kalkacağı için can direkt düşebilir. O bakımdan işlemi sırayla yapmalıyız. Önce la telini söküyoruz. Fix'i yağlıyoruz. Eşiğin üstündeki çentiyi kurşun kalemle boyuyoruz. Aynı şekilde baş eşikteki kanalı da kurşun kalemle boyuyoruz ve telimizi takıyoruz. Daha sonra tam zıt yönde do teline aynı işlemi yapacağız. Eğer bunu tek yönlü yaparak gelirsek eşiğin tabanı sağa sola kayabilir. O bakımdan bunu zıt yönde yapacağız. Aynı şekilde do telini yaptık. Sonra re teli, daha sonra da sol olmak üzere işlemimizi yapacağız. Diğer şeyler, yapacağımız çalışmalar başlangıçta yaptığımız gibi.